istedikleri yerden istediği şekilde konuşuyorlar. Hanımlar. Buyurun, hoş geldiniz. Buyur şekerim. Nasıl gidiyor finale bir kala? Bu ne? Çok iyi gidiyor. Ben getirdim. Ben getirdim onu. Ama şey Yüksel Hanım'dan ben elektrik getirdim. Alamadık ya. Ha. Biz elektrik kablosu. Benden negatif enerji almışlar. Biz elektrik getirmiş. Bugün dördüncü günü hala negatifte negatif. Negatifte negatif. Sana. Bana. Öyle. Ben de şuradan gelirken tuttum bunu gördüm. Aklıma size vurdu. Dur dedim götüreyim onlara beni alamıyorsalar negatifse. Ben onlara bir pozitif vereyim dedim. Aldılar mı pozitif? Oldunuz mu? Olmuşlar. Keşke mi? Daha önce getirseydim. Yok ondan olmadı. O kırılmasın diye ben olduk diyorum ama... Şu kadın ne tatlı kadın. Çok lokum tatlı. Gibi kadın. Bak, şu anda ona üzülüyorum. Geldiği zaman kadın geliniyle sıkıntılı olduğunu hiç anlatamadı. O kadar böyle duruşu farklıydı ki biz de ondan elektrik alamadık. Ama şimdi nedenini anladığımız için biz buna hak verdi. Ben diyorsun ısındım ona. Diyorsun ki bizim gibi mağdurlar kulübüne hoş geldin. Hoş geldin. Aynen öyle. Evet. Aynen. Tek değilim yani burada. Şimdi anladım. Aynen. Ha, tabii ki değilsin. Tek sen değilim. Bunların bakma burada efelendiğine. Tek değilim ben burada hepsi biliyorum. Gelininden, hepsi gelininden. Hepsi gelininden böyle ben gelinim bile. Ben arada ara sıra Lodos, ara sıra Poyraz'dan esiyor ya. Öyle oluyorsun. Şimdi çok güzel bir soru. Sizin doğum gününüz. Kızınız kutlama için çok güzel bir VIP teknede organizasyon yaptı. Sizin için. Kızınız. Gelininiz eltisiyle tartışmalı olduğu için doğum gününe gelini çağırmadı. Çünkü orada elti var. Fakat geliniz bir bakıyor ki fotoğraflar, selfiler kendisi dışında herkes orada. Hatta kocası bile. Kıyamet kıyamet. Kıyamet ki ne kıyamet. Gönül gelir. Çıkar gelir. Gelir tekneye. Ay doğum günümü var diye. Eşini de alır oradan. Çıkar. Ve o tekneyi alabora eder. Eder. Allah böyle. Ama eşini de eve gidince. Onun ifadesi de sonradır. Güzel. Alabora olurlarmış. Eşini alabora. Benim gelinim böyle yapar. Nagihan. Yapar. Ben valla bir anda içime kaçtım. sesi bak gitti. İçime kaçtı. Seda mı? Biz teknede. Ve çağrılmamış. Harun da orada. Evet. Seda yok. Şimdi kadın. Ay vallahi yüreğime indi. Ve bir de bir şey söyleyeceğim. Senin haberin yok, sen oynuyorsun. Evet. Seda'yı düşünemiyorum. Aynen. Ay. Bir gelecek diyecek ki yaş günü mü yapıyorsunuz? Kimin yaş günü? Annemin yaş günü. Sana bu yaş gününü zehir eder. Ondan sonra Harun'u kendine zehir eder. Herkesi orada dağıtır. Sonra eve gelir bir güzel Harun'la da iyice kavga eder. Bir daha sana yaş günü yok der. Ne annen ne baban. Hiçbirinin yaş gününe gitmiyorsun. Tanju'lu suçu ne günah? Ay Tanju'cum kıyamam ya. Aa, bak ta. Vallahi kıyamam ben ona. Ama Seda da kıyamaz diye düşünüyorum, babasını çok seviyor. Ay ama soru sizinle. Soru bizimle alakalı. Sizinle Tanju Bey'le ilgili ay. Değil. Siz çağırmıyorsunuz Tanju Bey'in haberi bile yok. Nasıl çağırayım şimdi? Eltisiyle zaten kavgalılar. Hiç görüşmüyorlar. Onu görünce zaten... Kızın çağırmamış kızın. Kızım. Senin haberin bile yok yazık. Sen kalabalıktan ay mutlusun. Ne kadar mutlusun teknede. Daha Seda'ya sıra gelmemiş bile. Ben o yaşa bastığıma basacağıma pişman olurum. Ay neden bastım ben bu yaşa? Ben diyorum ki bu yaşa ben nereden geldim? Güzel. Niye bastım? Nuray Dudu ne yapar? Vallahi aynı şekilde. Aşırı kıyametler kopar zaten. Ha. Ay hiçbirimizle ömür boyu daha görüşmez. Samet'i zaten yer. Samet yazdım da yine çocuklara evet. Ya. Yine şey yapamaz. Alır artık kendi ailesine götürür. Daha bizle de görüştürmez, nispet yapar. Resimler atar, kendi ailesiyle nispet yapar. Burnunuzdan getirir. Getirir, ya. Getirir. Geldik Esra'ya. Fatma zaten gözleriyle öyle güzel anlattı ki. Fatma küçüldü farkında mısınız? Evet, evet. Ben şimdi buna nasıl ya benim burada bir sucum yok ki soru bu. Evet. Benim bir sucum yok. Sürpriz bir doğum günü. Bu benim gerçekten böyle bir şey yapsalar bana. Ay ne yapar mesela? Kime direkt? Esra Fatih'e yapar. Yapacağını. Hı. Gelmez ki. Kemiğe bile gelmez. Asla gelmez. Ve ona ver yansın mesajlar. Ama ondan sonra onu bir güzel çeker. Ya onunla ya ben.
Ya onlar ya ben diyecek. Ne yapacak o da? Evet. Düşünecek ya, ne kadar açıklama yapsa bir yönden evet. Esra haklı durumuna düşecek. Çünkü benim nazarımda. Ama evet. Fatih yanlayacak ona. İlişkiyi koparacak. Resmen koparacak. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bittiniz. Bittik. Doğum gününe gelmek. Ben açıklamasını işte. Yapsa kızım benim haberim yoktu zaten. Bu benim, bana da yapılmış bir sana sürprizdi. Sana gelene kadar ooo. Yemin ederim bak bunu yapar. Ama haklılar da Seda Hanım. Dışlanmış ama gibi ailenin bir ferdi. Ama sizin kızlarınız yapmış organizasyonu. Ama işte kızım hata iki yapmış olur. İki kavgalılar diye. Olsun benim nazarımda ama kızım haksız olur ya. Ya Elti'ye değil ki o doğum orada günü. Orada da gelip saç başımı annesine girecekler yapıyor. Yani. Niye orada yengelerini tamam. Ayırıyor kız da? Ayırıyor işte. Ben şimdi ayırıyor ama sana, buna bir şöyle ayırmış. Bir cevap evet. Daha vereceğim size. Ver mesela şükür. Gerçek bir olay, aslında gerçek suçlu. Bu soru ama gerçek olsa ha. Kızım çağırmadı farz edelim. Ne yapacak o zaman? Ben kızıma ben kızacağım. Evet. Gerçekten ben kızacağım. Kızarız. Niye böyle bir şey yaptın? Ben Esra'yı ararım. Ama ne oldu? Doğum günü gitti. Burnunuzdan gitti, geldi. Evet. Gelir. Ne güzel söyledin Agihan. Dedik o yaşa bastığıma basacağıma pişman oluyor. Ben bastım ben evet, bu yaşa. Evet. Hadi. Hadi size bol enerjiler. Yanıma gelin, aferin. Esra, Dudu, hadi annem. Hadi Gönül, gönder şarkıyı.